geldin Menekşe. Yoksa hayatta ben bunları tek başıma taşıyamazdım. Değerimi bile Sevinç Hanım. Yoksa evde oturup Kadir İnan'ın telefonunu bekleyebilirdim. Ama sonra düşündüm de telefon cevap vermesin de biraz sürünsün. Bak böyle yapıyorsun, ondan sonra bütün gün beni arayıp rahatsız ediyor. Senin ne yaptığını öğrenmek için. Bak gördün mü? Delirttin adamı, kapıya dayandı. Beni sorarsan Tarık Akan'la yemekte olduğumu söylersiniz. Menekşe. Aa Sevinç Hanım, ben bakarım, siz zahmet etme. Aşk olsun yani. Ah Feraye, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Sevinç. İhsan evde mi? Bilmem, biz de yeni geldik. Ha, dur bakalım şimdi anlarız. İhsan, bu yerdeki 20 milyon senin mi? Demek evde değil. Hay Allah. Ona ne kadar harika, ne kadar olağanüstü bir insan olduğunu söylemek istiyordum. Feraye Hanım, siz hemen şu kanepeye uzanın. Ben bir derece alırım, sizin ateşinizi ölçerim. Yok ya, telaşlanmayın. Ben sadece İhsan'a Yorgo'yu bilardo takımına aldığı için teşekkür etmek istedim. Yorgo'yu uzun zamandır bu kadar heyecanlı ve bu kadar keyifli görmemiştim. Bir de gitmiş bir bilardo stakası almış gece gece. Bir de o tişörtlerden almış, önüne Yıldırım Kuru Temizleme yazdırmış. O da yetmemiş, İhsan'ın o uğurlu çoraplarının aynısını bulmuş giymiş. Gece bana Feraye, çoraplarımla yatabilir miyim demez mi? Sen ne dedin? Ben yo Yorgo, ya staka ya çoraplar. İkisi olmaz dedim. Ay çorap demişken, Sevinç Hanım, ben de bu kampanyaya bir ayakkabı bağışlamak istiyorum da. Ay çok düşüncelisin Menekşe. Öyleyimdir. Bu çirkin şeylerden aylardır nasıl kurtulacağım diye düşünüyordum zaten. Demek Yorgo bir bilardo oynadı, hayatı değişti. Bambaşka bir insan oldu. Bugün işten izin almış. Sabahın köründe kalkıp giyinip bilardo salonuna gitmiş. Akşamki maç için antrenman yapmış. Demin beni aradı. Feraye, tam iki sayı arka arkaya attım. Ya sana ve İhsan'a ne kadar teşekkür etsem az. Aman Feraye, abartıyorsun. Biz ne yaptık ki? Öyle deme Sevinç. Ben Yorgo'yu iyi tanırım. Hep böyle içimizden biri olamamanın burukluğu vardı içinde. İhsan sayesinde ilk defa o bu yalnızlıktan kurtuldu. Kendini bu takımın bir parçası sayıyor. Dün akşam maçı kazandıktan sonra İrfan, İhsan ve ben bir sarıldık birbirimize. Nasıl kenetlendik, dakikalarca ayıramadılar bizi diye. Ne büyük hevesle anlatıyordu, görmeliydin. Hatta o anın fotoğrafını çekip Kofi Annan'ın Kıbrıs projesine kapak yapsak Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmazmış. Bak gördün mü? Bizim 1,5 senedir beceremediğimizi bir bilardo maçı becerdi. Evet. Bu bilardonun başka faydaları da yok diye yani. İhsan bu turnuva başladığından beri pek bir kıpır kıpır. Yorgo'ya da bir haller oldu. Aylardır ilk defa gece haberlerini seyretmeden televizyonu kapattı. Hadi ben gideyim artık. Ha Sevinç. Diyorum ki acaba gidip kendime yeni bir gecelik alsam. Bakarsın bu geceki maçı da kazanırlar ha. İşte bunlar Sevinç Hanım. Menekşe bunlar. Biliyorum, pek bir çirkinler. Menekşe. Bunlar benim sana geçen yıl doğum gününde aldığım ayakkabılar. Ve bunları kampanyaya bağışlamam size teşekkür etmenin en güzel yolu.